Çardak Organize Sanayi Bölgesi yeriyle, mevkisi itibariyle, havaalanının yakınlığı itibariyle oldukça altyapısı güçlü bir organize sanayi bölgesiydi. Fakat bazı krizler dolayısıyla, zamanımızda gelişen bazı krizler dolayısıyla bir müddet atıl kaldıktan sonra daha sonraki günlerde başka bir organize sanayi bölgesi olmadığı için zaten biliyorsunuz birinci organize sanayi bölgesi dolu. Herhangi bir şu anda arsa üretemiyoruz. Diğer yatırım yapacak arkadaşlar Çardağ'a yatırım yapmaya başladılar ve yüksek miktarda doluluğa ulaştı. Belki de şu anda arsada kalmadı diye duyuyoruz. Makine organize sanayi bölgesi Denizli'de zaten uzun yıllardan beri makine üretimi ve ihracatı konusunda oldukça deneyimli firmalar var. Bu da bizim için çok önemliydi. Hepimizin teknolojiye geçerek dışarıdan aldığımız makinaları kendi sanayicilerimize kendimiz tarafından, kendi memleketimizin organizesinde yapılması çok bizi mutlu ederdi. Ve bu da ilerledi, kuruldu. Şimdi mermer organize sanayi bölgesi de çok önemli. Zira Denizli'nin mermer ihracatına bakıldığı zaman yıllık çok ciddi rakamlar yapıyor. Benim aşağı yukarı tahminim 250-300 milyon dolarları bulduğunu düşünüyorum. Mermer ihracatının yılda ve Denizli'nin de altyapısına bakıldığında belki 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl, belki de 100 yıla yetecek bir de mermer altyapısı var toprağın altında ve çok büyük de bir para miktarı yapıyor mermer de. Bunlar olurken geçtiğimiz günlerde Sanayi Bakanımız Sayın Sanayi Bakanımız Denizli ziyaretinde bulundu. Önce Çardak Organize Sanayi Bölgesi'ne, daha sonra da Denizli Organize Sanayi Bölgesi'ne geldi. Yapılan karşılıklı görüşmelerde organize sanayi bölgelerinde teknoparkların çok önemli olduğu ve bu teknopark kurulmasının bir özellikle bizim Denizli'de Pamukkale Üniversitemiz olduğu için üniversite önderliğinde yapılmasının çok önemli olduğunu beyan etti, belirtti. Ve böyle olursa da bakanlık nezdinde bununla ilgili teşvik, parasal teşvik, maddi manevi bütün teşviklerin hazır olduğunu söyledi. Bugünden sonra organize sanayi bölgesi yönetimiyle Pamukkale Üniversitesi rektörümüz ve ekibi tarafından yapılan çeşitli görüşmelerde Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde bir teknopark kurulması konusunda hemfikir olduk. Hem de bunu acilen. Bunun altyapısını nasıl olacağını, yolda nasıl devam edileceği konusunda görüşmelerimiz 3-5 kez devam etti. Geçtiğimiz haftalarda bir yol haritası çıkardık. Bu yol haritasına göre şu anda bizim organize sanayi bölgesimizin mevcut okulu, Organize Sanayi Bölgesi Dostek Koleji'nin yan tarafında bulunan bir arazide ilk önce Pamukkale Üniversitesi Tekstil Teknik Meslek Yüksek Okulu'nun bizim Organize Sanayi Bölgesi'ne getirilmesi konusunda bir ön anlaşmaya vardık. Artı mevcut bu okulun arka tarafında şu anda 10 bin metrekare civarında yarısı gümrük, depo ve antrepo olarak işletilen, diğer yarısı 5 bin metrekare içinde de meslek edindirme kursu bulunan, aynı zamanda Denizli Ticaret Odası'nın teknik tekstille ilgili bir çalışmasının olduğu bir alan vardı. Bu alan içinde de teknoparkın kurularak bir an önce çalışmasıyla ilgili bir ön görüşme yaptık, uygun gördük. Şimdi Murat Bey, düşünecek olursanız bu ada içinde hem Dostek Kolejimiz mevcut olacak, hem Tekstil Teknik Meslek Yüksek Okulumuz oraya gelecek. Düşüncemiz budur ki yüksek okulu 2 yıllığı. Üçüncüsü Denizli Ticaret Odası'nın teknik tekstil bölümünün aynı interland içinde olması
hem organize sanayi bölgemiz açısından hem de bu kurulması düşünülen veya kurulmuş olan organize sanayi bölgelerine teknik eleman yetiştirme açısından çok yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Belki de bunların sonunda üniversiteyle işbirliği yaparak bir teknik üniversitenin Denizli Organize Sanayi Bölgesi içinde veya yakınlarında bulunabilecek en uygun arazide kurulması çok uygun olur diye düşünüyorum.